ne iş var burada? Neden bu kadar çok istiyor parayı? Gerçekten para bu kadar önemli mi? Ne tuhaf. Bence fark etmez ama Hakan asla kimseye vermedi dedi. Yaşasın bulmuş işte. Paranın değerini ben daha iyi bilirim. Kalmam inşallah. Ay Allah kahretsin. Hakan'ın dediği gibi bu para aklımı yitirmeme neden olacak galiba. Ay bu ne be? Ay. Ay. Odadaki bütün eşyaların üzerime doğru geldiğini gördüm. İnanılır gibi değil. İyi bunları ne yapsam acaba? Aman bana ne be? Ay. Nana, kendime özel ders için öğretmen bakabilir miyim? Sabah erken kalkmak çok zor oluyor biliyorsun. Zaten bana öğleden sonra 2 saat yeter de artar bile. Emre unut bunu olur mu? Ya baba ya. Hem hiçbiriniz unutmayın bu para Nana'ya ait. İyi de biz bir aile değil miyiz? Hem o kadar parayı Nana ne yapacak? Harca bitmez ki. Nana parayı almaya giderken dikkatli ol olur mu? İstersen şirketten birini yollarım yanında. Tamam. Yolla yolla. Simge ciciş. Nasıl bir canım anacığım. Nasılsın? İyiyim. Bir tanem. Dün gece iyi uyudun mu bari? Hı. Çok güzel uyudum. Bacağına ne oldu? Aa, yok bir şey. Ufak bir kaza geçirdim o kadar. Ay canım benim. Aa ne bakıyorsunuz? Ben Nana'yı hep sevmişimdir. Bilmiyor musun? Tabii. Aa. Bak tatlım benim sana ne diyeceğim. Son günlerde çok yoruldun. Eğer istersen çık dolaş biraz. Ben senin işlerini yaparım. Zaten bugünlerde işler pek yoğun sayılmaz. Öyle değil mi Hakan'cığım? Hı? Hadi çıkalım. Ama bak bir şeye ihtiyacın olursa ilk bana geleceksin tamam mı? Yoksa darılırım kardeşim benim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bunlar neden bana böyle davranıyorlar? Ah ah. Sen hakikaten çok safsın. Neden olacak? Paran için. İnsanoğlu böyledir işte. Çıkarı için her şeyi yapar. Biliyor musun? Sadece böyle durumlarla karşılaştığım zaman tekrar oyuncak olmak istiyorum. Bizim dünyamızda böyle şeyler yok çünkü. Haklısın. Şaka yapmıyorsun değil mi Hakan? Gerçekten büyük ikramiye Nana'ya çıktı. Hayır oğlum inanmıyorsan telefon aç sor. Abi o zaman hemen şirketin yerini değiştiriyoruz. Şöyle büyük bir gökdelenin en üst katında bir büro kiralayalım. 3-5 tane sekreter, başarılı bir mimar. Oh işimizi çok büyüteceğiz. Bu söylediklerin hiçbiri olmayacak Volkan. O para Nana'nın. Hakan, Nana beni seviyordur değil mi? Merve ona bir kılık yapmamıştır inşallah. Kulina! Kulina! Of! Kulina! Kulina! Geldim ayol ne oldu? Kulina, çok acayip bir şey oldu. Ay dertten tasadan bıktım artık. Yok, bu böyle dertlik tasalık bir şey değil. Yani sanırım. Ne oldu? Çatlatma da söyle hadi. Kulina Hanım, Lota'dan Nana'ya büyük ikramiye çıktı. Nana, bunu sihirle yapmadın değil mi? Biliyorsun bunun cezası çok büyük. Hayır, kesinlikle sihir yapmadım. Ah, Sadece şans. Buna inanırım işte. Koskoca oyuncaklar dünyasında insan olmayı hak eden tek oyuncaksın. Şanslı olduğun muhakkak. Yalnız ne yapacağımı bilmiyorum. Ah, hayatım değişecek. İstemediğim şeyler olacak diye de çok korkuyorum. Ay. Hem ne yapacağım bu kadar parayla? Ben en iyisi bu parayı Hakan'a vereyim. Ne dersin? Ah. Hakan bu parayı hayatta kabul etmez. Etse de etmese de zorla vereceğim. Ben bu paranın yükünü taşıyamam. Dur bir dakika. Ah, deli kız ne diye akıl danışıyorsa. Söz dinler mi sanki? Ah, dinlemez. Of. Nerede bu Hakan? Nanacığım bu ne sürpriz. Hoş geldin canım. Hakan'a bakmıştım ama odasında değil. Ha, onlar Volkan'la yemeğe çıktılar. Birazdan gelirler. Hadi gel sen bizim odamıza. Biliyor musun? Duyunca senin adına o kadar sevindim ki. Dedim ki kesinlikle hak ediyor bu kız. Allah yüzüne baktı işte. Bilirsin ezelden beri seni çok severim. Nanacığım. Ay Merve şekerim bir dakika müsaade eder misin? Ah gel Nanacığım sana kendi ellerimle bir kahve yapayım. Onca yoldan geldin yorulmuşsundur. Karnın aç mı? Hadi gel. Gel şekerim şöyle otur. Gel. Ah canım gel. Benim o koltuk rahatsız sen benim koltuğuma otur. Hayır sen buraya otur. Bak karnın açsa ölümü. Harika bir restoran var karşıda gidelim mi Nanacığım? Yok yedim ben sağ ol. Afiyet şeker olsun. Bir şey içer misin? Şakire teyze. Şakire teyze. Canım ne diye Şakire teyzeyi çağırıyorsun? Ben Nana'ya kendi ellerimle kahve yapacağım. Nana evladım. Az önce Merve kızım telefonda söyledi doğru mu? Ne doğru mu? Lotodan para kazanmışsın öyle mi? Ay vallahi koşarak geldim nefes nefese. Eve mi gideyim buraya mı geleyim böyle bir türlü karar veremedim. İyi ki buraya gelmişim. Ah kızım ay görmeyeli pek güzelleşmişsin maşallah. Evde ıspanaklı börek vardı. Kaptığım gibi getirdim. Ye benim güzel kızım. Ay yok güzel kızım. Ben tokum gerçekten. Nana bak sana ne diyeceğim. Nermin Hanım bırakın şu börek faslını ya. Nana hadi karşıki restorana gidelim. Sen hiç havyar yedin mi? Durun ya bırakın kızı. Hepiniz kafayı mı yediniz ya? Hakan seninle konuşabilir miyiz? Tabii. Parayı almaya mı gideceksin? Hemen birini... Ya da istersen ben de gelebilirim. Hakan, bir dakika sözümü kesmeden beni dinlemeni istiyorum. Tabii ki. Ben bu parayla ne yapacağımı bir türlü karar veremiyorum. Üstelik beni çok korkutuyor. Sanki hayatımda bir şeyler alt üst olacakmış gibi geliyor. Seni Simge mi korkuttu bu kadar? Yok. Bunun Simge'yle hiçbir ilgisi yok. Ben böyle düşünüyorum. Yani ben böyle şeylere alışık değilim. O yüzden bu parayı senin almanı istiyorum. Böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Neden? İnsanlar hayallerini gerçekleştirmek için hep büyük paralar isterler. Senin hiçbir hayalin yok mu? Var. Var ama parayla elde edilebilecek bir şey değil benim hayalim. Nana bu konuyu lütfen bir daha açma. O para senin. Ne istiyorsan onu yap, olur mu? Hakan'a inanamıyorum ya. Bunu nasıl kabul etmez? Delirmiş olmalı. Kas kapalı ne olacak? Ay ben daha fazla dayanamayacağım. Kızım ben seni çok iyi anlıyorum. Madem bu kadar büyük meblağ seni rahatsız ediyor. Birazını al gerisini bana ver yavrum. Volkan kalbini pırpır atmaya başladı. Annem ne diyor böyle? Apaçık kızın parasının gözü var. Nanacığım yaşlı başlı kadın ne anlar canım paradan? Sen madem bu paradan kurtulmak istiyorsun bize ver kurtul. Volkan bu parayı bir güzel işletir. Sen de faiziyle bile gül gibi geçinirsin. Ay Merve bu yaptığın terbiyesizlik ama. Nana kaç kere bana parasını vermeyi teklif etti ama hiçbirini de kabul etmedim. Ama madem bu kadar çaresizsin Nanacığım o gül hatırına paranı kabul edebilirim. Böylece bu dertten kurtulursun. Nana bize ver. Bizim çok ihtiyacımız var. Tut. Ya yapmayın saçmalamayın ayıp oluyor. Hepinizin aklı başına geldi mi acaba? Tamam artık lütfen. Bu konu kapanmıştır. Nana, lütfen senin de bu konuyla ilgili bir daha konuşmanı istemiyorum. Hı hı. Okulda ne olmuş? Emre ile Özge yine birbirlerine girmiş. Bu kadar işimin gücümün arasında bir de okula gideceğim. Ben giderim. Sen işlerine bak. Ah, ben de seninle geleyim. Çocuk işte bunlar. Ne yapacaksınız? İdare edeceğiz artık. Hadi.